Bir fısıltıyla başladı hikaye. Ellerine oklar tutuşturulan yiğitler bir olup, hür olmadıkça okları kıramayacaklarını anladılar. Ve kardeş kalacaklarına söz verdiler Bilgi Hakan'ın huzurunda. Eller oklar üzerinde bir araya geldi. Söz dile, gönül imana geldi. Yağız yer yarılmadıkça, mavi gök çökmedikçe bozulmayacaktı kardeşlik. Dağ sustuğunda, güneş kaybolduğunda ve yıldızlar söndüğünde başladı kardeşlerin yürüyüşü. Gün geldi, dağları nefesleriyle erittiler. Gün geldi, aşılmaz çölleri aştılar. Gün geldi, rüzgarla yarıştılar. Nefesleri tükendiğinde bir ses işittiler ötelerden. Ruhlarını alev alev yakan bir ses. Allahu Ekber! Rahmetin sesiydi bu. Medine'den yükselen güneşin sesiydi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Gülün nuruyla aydınlanınca gönülleri altın yaylarını gün doğumundan gün batımına kadar uzattılar. Yeni diyarlara sürdüler atlarını. Yeni deryalara açtılar hayallerini. Haneler kurdular. Ruhu Medine olan şehirler inşa ettiler. Çölün kalbine, deryaların sinesine, uçsuz bucaksız bozkırın ortasına bu ruhu üflediler. Güneş yeniden doğdu bu şehirlerden. Ve yeniden güneş oldu bu şehirler. Issız vadide yolunu kaybeden yolcunun, secdeye eğilen başın, suya hasret dilin, ilim talep eden talebenin, ordulara hükmeden beyin ve diyarları gezen tüccarın şehriydi bu şehirler. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve zamanlar geldi, zamanlar geçti. Kaybolmadı esrarlı güzellikleri bu şehirlerin. Unutulmadı ettikleri yemin. Gönüllerden gönüllere, zihinlerden zihinlere, iklimlerden iklimlere ve diyarlardan diyarlara uzandı kardeşlikleri. İnsanlık tarihinde bir Müslüman şehri var mıdır? Evet, Müslümanların kurduğu bir şehir vardır. Çünkü bir Müslüman homokronikus dediğimiz, Kur'an insanı dediğimiz bir Müslüman söz konusudur. Onun inşa ettiği şehir de ister istemez Kur'an'ın bir açılımı olarak Kur'an'daki varlık anlayışını, kozmolojiyi, Kur'an'daki metafiziği, Kur'an'daki humanizmayı, Kur'an'daki etiği, ahlakı, Kur'an'daki çalışma anlayışını, Kur'an'daki temizlik anlayışını ve Kur'an'daki estetiği yansıtır olmuştur. Esasında İslam'ın getirdiği bütün bu alanlardaki perspektif, bütün ilahi dinlerin, bütün semavi dinlerin ortaya koyduğu perspektiftir. Fakat Müslümanlığa inanan, Müslümanlığı benimseyen milletlerin kendi seciyeleri de bu Müslümanlık düşüncesine katkı yapmış. Böylece coğrafyanın doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine ortak özellikleri taşıyan fakat farklı tezahürler olarak gözümüze gözüken şehirleri ve mimari yapıtları ortaya koymuştur.
İlk vahiy ile başladı büyük yürüyüş. Medine'den doğan güneş, bir ucu Çin'e, bir ucu Atlas Okyanusu'na uzanan devasa bir kardeşlik inşa etti. Bereketli kültür ikliminde şehirler buluştu. Akıl ve iman, hoşgörü ve taassup, güç ve zarafet yeni ve eski meczoldu bu şehirlerde. Bu şehirlerde yoğrulup ışıklarını dünyaya saçan uygarlık, felsefe ve bilimde, mimari ve sanatta, teknik ve üretimde modern dünyanın yolunu açan bir ruh oldu. Zaman ve mekan farklılıklarını aşarak var olan bu şehirler, ortak bir dünyanın, İslam dünyasının altın çağına ışık tuttu. Bir medeniyetin özü, özetidir şehirler. Bir şehir, mahalle cümlelerinden, sokak kelimelerinden, ev ve bina harflerinden oluşur. Bir şehir, o ülkenin genel durumu ve insanları hakkında bir şeyler söyler. Şehir, ait olduğu medeniyetin bir nevi kimlik kartı gibidir. Milletlerin dini, dili, kültürü, şehir dokusuna bir nakış gibi işlenir. İslam medeniyeti kendisinden önceki medeniyetlerden ayıran bir özelliği de tek tip bir medeni vasfı olmamasıdır. Özellikle İslamiyet öncesindeki antik Grek, Roma, özellikle Mezopotamya medeniyetlerinde şehirler belli bir bölgenin kültürüne göre şekillenmiştir. Bölgeseldirler. Ama İslam medeniyeti Çin Seddi'nden Frank hudutlarına kadar eski bütün medeniyetleri, kadim medeniyetleri içine alan ve hepsinden etkilenen bir özelliği vardır. Bu yönüyle farklı bir özelliği vardır. Ama bu zenginliği, bu birikimi yine de İslam'ın kendi özellikle manevi bütünlüğü içerisinde şekillendirerek bir İslam şehri modelini ortaya koyabilmiştir. Mehmet Akif Safahat'ında Buhara'dan "O Buhara, o mübarek, o muazzam toprak" diye bahseder. Gönüllerde aşk için yanan közdür Buhara. Bu isimde buluşmak, binlerce sıfatla tanışmaktır. Bilgiye, sevgiye ve hikmete yürüyüştür. Hak edenin bulduğu sırdır. Sen ben değil, bizdir. Buhara, güneşin ve alevin şehri, İslam'ın gök kubbesi. Göğün mavisine meydan okuyan firuze renkli kubbeleri ve göğe uzanan mübarek minareleriyle Bozkır'ın nazlı çiçeğidir Buhara. Buhara'nın inanılmaz bir ihtişamla yükselen mağrur medreseleri, zarif camileri,
kabadayı oturuşlu hanları, yörük çadırlarına benzeyen kümbetleri ruhunuzu bir sonsuzluk türküsüyle kucaklar. Buhara, bütün diğer ortaçağ İslam şehirleri gibi mutlu bir şehirdi. Karşılıksız severdi. Severken sadakat ve şefkat kokardı. Korur, bakar, saygı duyardı. Ay ışığından daha güzeldi. Seher vaktinde yapılan dua kadar huzur verirdi. Buhara, hizmetin bir ibadet, öteye varılacak, öteye götürülecek en değerli emanet olduğuna inanırdı. Müslüman şehirlerin, İslam şehirlerinin başarısı, şehrin fiziki verilerine itaat ederken ona hoşça bir reviş, hoşça bir mana giydirebilmeleriydi. Ve bunu da inançtan kaynaklanan ama hayata akseden zengin kültürün kuruntularıyla yapıyorlar. Ve şehirleri biçimlendirirken kullandıkları mimari tarz birbirinden farklı da olsa insan odaklı. Yani insan boyutlarına göre tasarlanmış, biçimlendirilmiş bir mimarlık anlayışıydı. Bir ülkeyi fethetmek kolaydır. Zor olan gönülleri fethederek kalıcı olabilmektir. İslam medeniyeti inşa ettiği şehirlerde gökkuşağının bütün renklerinden oluşan 72 milleti muhabbet suyuyla dolu Ebru teknesinin içine atıp birbiriyle kaynaştırmış, harikulade armonik bir Ebru tablosu ortaya koymasını bilmiştir. En büyük ve evrensel birlik olan insan olma birliğini gerçekleştirmeyi başarmıştır. Bu birlikteliği zaman içinde olgunlaştıra olgunlaştıra, ruh ve şekil estetiğine de yansıtan bahar yürekli bu zarif medeniyet, kendi zarafetine yaraşır güzellikte şekiller ve şehirler inşa etmiştir. İnşa ettikleri zarif medineler, aynı zariflikteki medeniyeti, medeni ve zarif toplumu doğurmuştur. Buhara, Orta Çağ'da renkli kubbeleriyle cazibeli bir şehirdi. Zarafetin ve inceliğin şehriydi. Ait olduğu medeniyetin ruh ve şekil estetiğiyle inşa edilmişti. Bir rüyadan ve bir rüyada yaratılmış şehirler, ebediyen insana bir rüya gördürmek, rüya zevki tattırma kudretine de sahiptirler. Bizim şehirlerimiz böyle şehirlerdir.
Türk İslam şehirciliğinin olağanüstü etki gücü büyük ölçüde entelektüel ve bilimsel etkinliğin gelişiminden kaynaklanmıştı. Orta Çağ'da Müslüman Doğu hem kâşif hem mucitti. Kutlu Çağ'ın zarafet ve kudretine dönüşen bu bilgiyle inşa edilen bütün bir Orta Çağ İslam şehirleri, insanları anlaşmaya, sakinlerini yanı başındakilerinin çektiği acıya ortak kılıyordu. Amaç, insana zindan olan şehirler değil, cenneti andıran masal bahçeleri inşa etmekti. Büyük İpek Yolu üzerinde yerleşmiş olan çölün nazlı çiçeği Buhara-i Şerif'in Samanilerden sonraki sahipleri Karahanlılarda, Selçuklularda, Harzemşahlılarda, Timurlularda kendilerinden öncekiler gibi aynı ruh ikliminde erdemlilik kokan cennet bahçelerini bahşettiler şehirlerinin sakinlerine ve Maverai Nehir kültürünün en eski ocaklarından Buhara'ya. Medine'den yükselen güneş, bütün diğer ortaçağ İslam şehirleri gibi Buhara'ya da her dem kendi rengini, kendi ruhunu vererek yepyeni bir dünya inşa etmiştir. Picasso'nun bir güzel lafı var. Diyor ki, yanlış hatırlamıyorsam, resimlerimi yapa yapa neticede kendimi yaptım, kendimi inşa ettim diyor. İnsan emeğini ortaya koyarken, ürünlerini ortaya koyarken ne yapıyor bir anlamda? Kendisini inşa ediyor, tamamlıyor, kendi potansiyellerini ortaya çıkartıyor. Aynı şekilde tarihte de Müslüman düşüncesi, Müslüman tefekkürü, Müslüman medeniyeti efendim oluşturulurken Müslümanlar kendi ruh mayalarını yoğurmuşlar ve kendilerini inşa etmişlerdir. Onun için Müslüman geleneğinde bir insani kamilden bahsediliyorsa, aynı şekilde bir erdemli şehirden bahsediliyor. Şehir ne kadar erdemli olursa, kamil insanı o kadar çok demektir. Kamil insan ne kadar çoğaltılırsa, şehir o kadar yaşanabilir ve o kadar mükemmel demektir. Çünkü şehri tamamlayan, tekmil eden, mükemmel kılan, kamil olan insandır. Orta Çağ İslam şehirlerinin tarihi mimarisi, özellikle eski şehristanı Buhara'da olduğu gibi fantastik bir öykünün düşsel mekanlarına benzer. Buhara'da kalan minareden şehristanın büyülü dünyasına yapılan yolculukta İbn-i Sina'nın, Ali Kuşçu'nun, Farabi'nin, Biruni'nin, Timur'un, Ulu Bey'in, Alişir Nevai'nin yerin ve göğün fethine adanmış soluğunun sesi duyulur.
fantastik dünyada bir köşeden Ömer Hayyam, diğer köşeden İmam Buhari çıkacak gibidir. Buhara'nın mimari sembolü olan Kalan Minare, bir zamanlar 10 bin kişinin namaz kıldığı 900 sene öncesinden sessiz ve yorgun bakan Cuma Camii'nin büyük avlusu dışında yükselir. Ortaçağ Buhara'sında minareyi kalandan okunan ezan sesi bütün Buhara'dan duyulurmuş. Allahu Buhara'da ve bütün bir diğer ortaçağ İslam şehirlerinde ezan hep çağırdı sakinlerini günde 5 kere. Bir şeyleri hatırlatmak istedi. Erdemdi, edepti, aşktı, huzurdu, duaydı, hikmetti. Arzın göğün rahmet bereketiyle sarılmasına bir çağrıydı. Kalan minare ile 360 camiden okunan ezan Buhara'nın ihtişamıydı. Balkanları, Anadolu'yu ve Orta Asya'yı gelenekleri inkar etmeden, yerelin üzerine tevhid mührü altın kubbelerle donatan bu zarif medeniyet, Buhara'yı da kültürle, bilimle iç içe Orta Çağ'ın bir cazibe merkezi yapmıştı. Orta Çağ'da 360 camii ve 200 medresesiyle bütün İslam aleminin en canlı ilim merkezlerinden biriydi. Kubbetül İslam'dı. İlim ışığı Buhara'da yeniden yakılmış, dünya uygarlığının ortak mirasına büyük bir hazine bırakılmıştı. Dar ve eski sokaklarda zamanın okuyucuları için kitap evi vazifesini yapan haşmetli Çarminar, kutlu şehir Buhara'da ruhun alemle kucaklaşan şairlerine, filozoflarına, ilim ve irfan dervişlerine Medine'den yükselen ışığın hikmetini ulaştırmak için ev sahipliği yapmıştır. Çarminar, Dört Minare, Türk-İslam şehirciliğinin ulaştığı bilincin bir başka aynası olarak, hayal denizinin içinde o ruh ikliminin insanlarının irfanını yansıtmaktadır. Müzik
mimari tevazusuyla dikkat çeken Ulubey Medresesi'nin giriş kapısındaki ilim almaya olan istek, her bir Müslümanın görevi yazısıysa, Buhara'dan ve bütün diğer ortaçağ İslam şehirlerinden dünyaya yayılan kutlu ışığın hikmetini ifade eder. Onun içindir ki varlığın kendisini borçlu olduğu, onu varlık alemine getiren, vücut ve şekil veren ilk kaynağı uçurtan yüzüyle Buhara, benliğin mikrokozmozundaki kanunlarıyla evrensel kanunları arasındaki bütünlüğü temin edici özelliğiyle madde ötesi dünyayı duymaya, görmeye, dokunmaya, koklamaya, o dünyayı tutmaya hizmet etmiştir. Şehirde yaşanan hayatın bir biçimsel boyutu var. Bu biçimsel boyuta baktığımız zaman bu boyut size o şehrin içindeki insanların hayatta hangi perspektiften baktığını ifade ediyor. Bunu görüyorsunuz. Fakat burada belki ilginç olan husus şudur. Tevhid dediğimiz, yani çokluk içinde bizi bulma, ki o Allah'tır. Onun tekrar vahdetten kesilete dönen sayısız tecelliyatını görebilme, ki şehir böyle bir hadise. İlk bakışta siz kesreti görürsünüz şehirde. Ama her kesret perdesini kaldırıp altındaki öze baktığınız zaman adeta aynı istikamete akan bir nehir gibi onun bir öze birleştiğini görüyorsunuz. Cömert diye adlandırmışlardı bu toprakları eskiden. Bugün de cömert diyorlar bu uygarlığın ocağına. Feraset tutuşturmuştur bu ocağın ateşini, aşk, sevgi ve hikmet alevlendirmiştir. Sövene dilsiz, dövene elsiz oldular bu ocağın sahipleri. Onlar biliyorlardı ki, alemde ferasetli insan bu dünyaya hakim olur. Buhara'yı inşa edenler, gönüllerden gönüllere mahyalar kurarak, erenlerin nefesini gönüller tutuşturmak için atlarının heybesinde diyarlardan diyarlara taşımışlardı. Gecesini ilahi nurun ışığıyla aydınlatmaya giden Buhara, şafak vaktinin rahmetiyle Hive'de yeni bir güne merhaba diyecek.